Filiz, senin çocukların var. Bir tane de evlendireceğin çocuğun var. Deseydi ki senin istemediğin bir hanım, bir kız, ben evleneceğim deseydi, sen de istemeseydin, aynı şekilde mi olurdu? Ki babasına kızmıyorum, hak veriyorum. Şimdi erken yaşta yapılan bir karar olduğu için o anda da tabii her şey toz pembe görünüyor insana. Dolayısıyla da anlık karar verildiği zaman sonuçları böyle. Anne baba kırılıyor, üzülüyor. Aynı şeyi ben de yaşadım. Ben de kaçtım. Benim annem babam da düğünüme gelmedi. Yani onun Ayşe'yi ben şu anda çok iyi anlayabiliyorum. Gerçekten babam çok düşkün bana. Babam aşırı benciydi. Bence yani kız çocuğunu çok seviyor. Mesela dedi ki keşke dedi hani evinden gelinliğiyle çıksaydın dedi. Ama ben yani yaş olarak çok küçüktüm. Çok şeyleri algılayamıyordum ama şu anki oturmuş olduğum yaş olsa asla onların kafasını öne eğmezdim. Annen ve dört kardeşin düğüne gelmeye nasıl karar verdiler? Ben o kadar böyle inanıyorum ki ama en çok babamın geleceğine inanıyorum ben. Zaten düğünde oturdum ve sadece ben, hiç düğün falan yok yani. O herhalde birinin düğünü ve ben oturmuşum, sadece karşımda kapıya bakıyorum. Düğün salonu iki giriş kapısı varmış, bunu bilmiyordum. Kapıya bakıyorum, illa yani babam çıkıp gelecek. Çünkü evin en küçük kızı benim ve babam gerçekten çok aşırı derecede seviyordu. Hani annem o kadar bana düşkün değildir. Yani ben annemin bana çok düşkün olduğuna söyleyemem ama babam gerçekten çok düşkündü. Ben o kapıya baktığımda babam gelecek ve ben koşup ona sarılacağım. O umudum vardı. Beklemediğim bir şekilde annem geldi, ablamlar geldi. Ya beni anlatıyor sanki. İkisi de aynı kader. Yerim seni. Bir de aslında ummadığın, istemediğin... Pişman olmamışsın. Bir de severek evlenmedim ki. Sen severek evlenmedin mi? İsteyerek kaçtım dedin. Hayır. Benimki çok farklı bir hayat hikayesi. Peki. Şimdi çok dokundu bana. Yani sanki o değil de ben yaşamış gibi oldum. Çok kötü oldum. Şimdi Filiz'inkine girersek var ya, bir hafta yetmez bize. Seninkini böyle derin derin konuşalım bir gün. Sen çünkü böyle insan kendi hikayesine yakın bir şey duyunca hemen üzüleniyor ya. Ben de o kapıdan baktım. Babam gülerek, babam çok çocuksudur. Çok canlandır. Ya bekledim. Ya düşünsene çok ya, inanılmaz şey. Seninki biraz drama dönmüş. En azından Ayşe de hem severek istediği bir beyefendi, Allah'a şükürler olsun iyi giden bir evlilik ve dört tane yavrumuz var. Peki babanı görmek isterdim dedin, annen geldi. O anda ne oldu? Annem, dediğim gibi kapıya bakıyordum. Birden hani böyle kafamı çevirdim ve annem, ablalarım orada oturuyordu. Bu arada en büyük ablam başından bendir yanımdaydı. Yani kuaförüm de yanımdaydı, her şey de yanımdaydı. Emin ol baba gelecek dedi. Hatta orada babamı da aradı. Hani gelin dedi, bu kızı burada yalnız bırakamazsınız dedi. En büyük ablam bu arada. Hani biraz zaten şey, annemden daha böyle anne yani. Anaç. Evet, gerçekten hala eli asla üstümden çekilmemiştir. Çok seviyorum kendisini. Ve arkadaş gibiyiz yani. Her şeyimde yanımdaydı gerçekten. Ama siz 12 kardeşsiniz. 12 kız kardeşiz. Sadece 4. En büyük ablam. 4 kardeş geldi. 12 kız kardeş. Evet. Tek anneden. Tek anneden. 12 kız değil. 11 kız, 1 erkek. Son erkek. Peki. Yani enteresan bir şey söyleyeceğim şimdi. Sen düğünün izledin mi? Hiç izlemedim. Hiç izlemedim. Hiç izlemedim. Neden izlemedin? Kaset olarak bize verdiler. Hala öyle duruyor. Yani öyle duruyor. Onu CD'ye bile çekmedik. Sevdiklerin yanında olmadığı için mi? Ya ailemden kimse yanımda yok. Annemle o sahne var. Babam gelmedi. Yani hiçbir gün cesaret edip açıp izlemedim. Eşim de hiç izleyelim demedi. Peki sen izin verirsen bizle beraber izlemek ister misin? Ona gerçekten hazır değilim şu an. Yok yani. 11 yıl sonra. Ayşe'cim, düğün görüntülerini beraber izleyeceğiz. Bir bakacağız. Hazır mısın? Hep beraber tutun el ele. Hadi bakalım birazcık göz atalım. Thank you.
11 yıl sonra kendi düğününü ilk defa izliyor. Gözün hakikaten kapıda. Yani gözün hep kapıda. Herkes oynuyor, halay çekiyor. Eğlenirken senin gözün hep kapıda. Yanımda duran pembe başörtülü ablam işte. Söylediğim gibi düğünün başından beridir yanımdaydı. Bir hafta yanımda kaldı zaten. Ben kayınpederime gidertmez yanıma geldi. Hiç yalnız bırakmadı beni. Buradan da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hep yanımdaydı. Siz aile bağları biraz güçlü bir ailesiniz. Birbirinizi seviyorsunuz. O yüzden bu kadar gerçekten hassas geliyor ya konular. Şöyle söyleyeyim, şu yaşıma kadar ilk defa çocuğun okula başladığı dönemde benim arkadaşım oldu. Hiç arkadaşlık edinmedim. Hiç okuldan, dışarıdan, çevreden hiç arkadaşım olmadı. Aynı şekilde ablamların da öyle. Biz böyle evde oyun oynardık. Hiç kimseye ihtiyaç duymadık yani. Biz evde birbirimize yetiyorduk. O köyde sobanın başında gerçekten böyle birbirimize sarılarak. Akşam korktuğum zaman hepsi zaten bir yer yatağı yapılırdı. Hepimiz orada yatardık. Korktuğumuzda birbirimize sarılırdık. Bazen bilinçli korkuturduk. Yani çok değerli günler gerçekten. Nasıl isterdin? Hani bir kınam olsun, annem olsun. Ya açıkçası kınayı kayınvalidem yapmayı çok istedi. Yapalım. Yani ben dedim ki annem yok yani. Bizden kimse yok. Ben niye kına yapayım? Yapmadın kınayı. Yani yok, yapmadım. Yani çok istediler, yapmadım. Son dakika kaynanam kına getirdi. Elime yakmak istedi. İşte avcumu açtım, bana yaptı. Eşime böyle yaptı şey ve o dakika söylendi. Sildim. Hani anne geleyim, kınamızı yapalım, evden çıkayım gelinlikle, ya, bu tarafa öyle geleyim. Şöyle bir şey, hiç cesaret edemedim, hiç aramadım. Belki konuşsaydın izin verirler miydi? Ablam yanımdaydı, sürekli konuşuyorlardı zaten. Hı-hı. Hani ablam konuşuyordu. Gelmek istemiyorlardı yani. Hiçbir şekilde gelmek istemediler. Son dakika diyorum ve kapıda bekliyorum ve benim zaten beklediğim babamdı. Hani annemlerin falan kesinlikle gelmeyeceğini düşünüyordum ben. Hiçbir şekilde gelmeyeceklerdi onlar. Baban rahmetli olmuş, Allah rahmet eylesin. Ama hani söylemek istediğin her şeyi söyleyebilirsin kameramıza karşı. Annene ne söylemek istersin? Şu anda annen seni karşında gibi düşün. Ailenden en çok sevdiğin kişi kimse ya da. Annen, ablan. Ya ailemi gerçekten çok seviyorum. Hepsine ayrı ayrı düşkünüm. Özellikle erkek kardeşimi gerçekten çok çok seviyorum. Benim yanımda oldukları için ona çok teşekkür ederim. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Buraya gelirken bile o kadar güzel desteklediler ki ve annemin buraya geldiğimden haberi yok. Ona sürpriz yapacağız. Son dakika izleyecek. İşte ablam hatta görüntü çek, büyük ihtimalle orada olmayacağım. Yani çekimde falan oluruz diye düşünüyorum. Bana at, hani o görüntüleri izliyorum, hani izleyeceğim. Ve ben okumayı kendim tercih etmedim. Yarıda bıraktım, babam çok istedi. Hani oku, oku. Ya bütün kızlar için aynı şeyi söyledi. Ben evlendikten sonra kızım okula gittiğinde şunu söyledim. Keşke annemi ya da babamı gururlandıracak şu hayatta tek bir şey yapsaydı. Yani bugün bir hemşire, bir doktor olsaydım ya gurur duysalardı. Bazen sürekli bunun hayalini yaşıyorum. Ya onları şu hayatta gururlandıracak tek hareketim olmadı. Tam tersine yanlışım oldu. En azından mutlu bir evliliğim var, çocuklarım var. Bu çok yani ben senin anlattıklarına göre en azından şöyle mutlu olabiliyorum. Yani seni seven bir beyefendi var ve düzenli bir ailen var ve çocuklarım var. Bu da gurur verici bir şey. Ama tabii ki şöyle, gençlere de bir şey demek gerek. Hani bu gençlik şeyine kapılmamak gerek. Okulunuzda okuyun, arkadaşınız da olsun. Ama hani bunun bir süreci var. Acele etmenin bir anı. Kimse gitmez. Kalmak isteyen herkesin yanınızda kalabilir. Ama hepimiz yapmadık mı aynılarını hayatım? Hepimiz yaptık.